Herkese merhaba. Şerbetli tatlıları seviyorsanız, hele benim gibi şekerpare hastasıysanız bu tatlı tam size göre. Mis gibiden badempare tatlısı. Önce şerbetimizi yapacağız. Şerbet için bir tencerenin içerisine şekeri koyuyoruz. İçine 2 ince dilim limon koyuyoruz. Suyu ilave ediyoruz. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Karıştırıyoruz. Şeker eriyor güzelce. Şeker eridikten sonra ve kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 8-10 dakika daha pişiriyoruz. Ve sonra içinden limon dilimlerini alıp soğumaya bırakıyoruz. Şerbetimiz soğumada. Şimdi bademlerimizi soyacağız. Üzerine koyacağımız bademleri. Sıcak bir suyun içinde bekletin bademlerinizi. En son nasıl soyulacağını göstereceğim. Şimdi badempare tatlımızın hamurunu hazırlayalım. Derin bir kasenin içerisine yumurtayı, oda sıcaklığında beklemiş margarini, pudra şekeri, badem içini böyle bir robottan geçirelim. Kabartma tozu, vanilya ve un ilave ediyoruz. Unu azar azar ilave edin. Bu arada tüm malzeme listesi videomuzun başında mevcut. 3. 4. saniyesinde. O malzeme listesini göz önünde bulundurarak yapın. Gördüğünüz gibi unu yavaş yavaş kontrollü olarak ilave ettik. Ve hamur ele yapışmayan güzel bir hamur elde ettik. Şimdi hani bademleri bekletmiştik ya. Bakın gördüğünüz gibi kolayca soyuluyor. Bunları badempare tatlımızın üzerine yerleştireceğiz. Bir tepsiyi yağlayın güzelce. Sonra cevizden birazcık daha büyük parçalar alın. Tabi istediğiniz boyutta yapabilirsiniz ama uzunlamasına böyle yapıyoruz. Uç taraflarını birazcık daha inceltin. Bu şekilde şekil verin. Tabi isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz ama badempare tatlısı hani böyle bademin de boyu uzunlamasına olduğu için bu şekilde yapıldığında daha şık gözüküyor. Pastanelerde de zaten böyle satılır. Çok çok lezzetli bir tatlı. Mutlaka tavsiye ediyorum. O soymuş olduğumuz bademleri de üzerine yerleştireceğiz tam orta yerine. Zaten yerleştirdiğinizde orta kısmı böyle hafif göbekleniyor. Sonra bademlerin üzerine sürmemeye gayret edin. Sürseniz de önemli değil. Yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Ardından soğumuş olan şerbetle buluşturuyoruz. Ve tatlımızın şerbeti çekmesini bekliyoruz. Yaklaşık 40-45 dakikada şerbeti çekiyor. İnanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.